Welcome to the world's most impressive airport. Where am I going today? Which city is the famous with art and culture? I'm going to Florence, Italy. But first, we're gonna explore the art at the Istanbul airport. Let's go. Travel improves the mind wonderfully. Explore, experience, then push beyond. I heard an airplane passing overhead. I wish I was on it to an unknown destination. Traveling, it leaves you speechless, then turns you into a storyteller. Why do you go away? So that you can come back. So that you can see the place you came from with new eyes and extra color. And the people there see you differently too. Coming back to where you started is not the same as never leaving. Now we are at Fast Track Point. There is no line. That's really nice. Airport is introducing art to the world. The airport has gathered numerous works all under this roof. Istanbul Airport hosts too many exhibitions, workshops, and music performances. You should see the Istanbul Airport Museum. Istanbul Airport is bringing together all the works that shine out with the value they give to culture and art at IGA Art. Within the scope of IGA Art, which will unite Istanbul's identity immersed in culture and arts, the culture memory of Anatolia with the world, the artists are given the opportunity to showcase their work through an exhibition, a workshop, and a live music performance at Istanbul Airport. In the first activity as part of IGA Art, the Under Viaduct, located at the subway exit area of the airport, will be open for a contest. The grand prize will be one of the biggest prizes given to an art project ever seen. You see the deep history here. Let's explore the Istanbul Airport Museum. The Istanbul Airport Museum opened its door with the Faces of Tren exhibition, being the first of its kind in Turkey and one of the few worldwide the museum awaits its visitors on international departures floor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. IGA Art sizin önderliğinizde sanatı dünyayla buluşturuyor. Bu şahane bir oluşum gerçekten. IGA Art nasıl kuruldu? Evet, IGA Art aslında uzun bir macerası var ama IGA Art'ın kuruluşundaki temel felsefe şu. Bir tek yani bu hava alanı büyük bir kamusal alandır. Burasını bütün dünya izliyor. O zaman bu yolcuların hayatlarını sanatsal ve kültürel bir seyahate dönüştürmek. Yani bavulunu alan koşan insanlardan daha çok burada onları kültürel bir donatıyla yüz yüze getirmek. Böylece de belki dünyada da hava alanları içerisinde öncü bir rol oynamış oluruz diye düşündük. Ve bunu dönem dönem toplantılar yaptık.
çok çeşitli projeler üstünden tartışıldık ama bir şeye kesin karar verdik ki bir kez Türkiye'nin hava alanı olan İGA'da bu ülkenin birikimleriyle misafirlerimizi karşılayacağız. Onun için de Anadolu kültürü, İstanbul'un kültürel birikimi, bizim çağdaş enerjimiz, bizim gelecekçi bakış açılarımız, bütün bunlarla bu dünyanın en önemli kurumlarından olan benzerlerinin daha önüne geçebilecek bir sanatsal atmosfer yaratmak. Ben buraya geldiğimde, ilk geldiğimde şunu görmüştüm, işte görkemli bir yapı. Etrafta çok sayıda böyle dijital görüntüler var, şunlar var, bunlar var. Biraz kendimi böyle bir dijital makinenin içine girmiş gibi de hissetmiştim. İşte onu yumuşatacak, insanlara daha hoş geldin diyecek, farklı tınılar ve anılar yaratacak bir hava alanı fikrinde buluşunca bunu yönetimle de paylaştık. Yönetim, özellikle CEO'muz Sayın Kadri Samsunlu bu konuda bütün yeni ve ilerici projeleri desteklediler ve bir İGAT Yürütme Kurulu oluşturuldu. İGAT Yürütme Kurulu bütün bu havaalanını defalarca dolaştık ve de genel perspektif içerisinde işte ülkenin bütün kültürel birikimlerini ve kültürel enerjisini yansıtacak, evet. Ama bir de burada mimariyle bütünleşik olan bir başka sanatsal, kültürel donatıya ihtiyaç var. Onların yerlerini tespit ettik. Yerlerini yine yönetime sunduk. Yönetim bu projeleri onaylayınca da ilk adımımızı viyadük altında, girişte hemen bir gençlere ayrılan bir proje olarak uygulamaya başladık. Harika hocam ya. Uçak beklerken muazzam kaliteli bir vakit geçiriyoruz sergi gezerek. Bunun için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Peki bilmeyen izleyicilerimiz Buyurun. İçin bugüne kadar ne tür sergiler yapıldı burada? Şimdi bugüne kadar çok çeşitli sergiler yapıldı. Bizden önce de yapıldı. Evet. Hala onlar devam da ediyor. İşte daha çok geri dönüşümü benimseyen sosyal içerikli projeler uygulamalara konmuş. Ama bizim İGART Yürütme Kurulu olarak yönetimle de görüş birliğine vardığımız şey şu, burada hem geleneksel hafızayı yansıtacağız, o kültürel birikimi, ki biz dünyanın en şanslı ülkesiyiz bu konuda. Kesinlikle. Ve nitekim burada bir de müze var biliyorsunuz. Evet, o müzeyi gezdiğiniz zaman çok etkileyici bir müzesi var. Zaten niyet oradan da geliyor. Onun yanı sıra ama çağı unutmadan, çağın enerjisiyle, ama bu toprak kökenli birikimlerle bir genel atmosfer oluşturalım. Şimdi şu günlerde bir galeri üstünde çalışıyoruz. Hı hı. O galerinin tasarımları bitmek üzere. Hemen arkasından burada gerçekten çok ciddi uluslararası düzeyde sergiler açılacak. Bir ikinci bir şey, daha sistemin kendi içerisine şeyi katabilecek, amatörleri ve öteki alanları katabilecek bir düzenleme de düşünüyoruz. Çünkü bu tür talepler de var ve bunun izleyicisi de var. Şimdi biraz önce gelirken gördüm, çocuklar için bir kaydırak yapmışlar. Evet. O kadar hoş ki, işi biraz oyuna çevirmek, biraz şeyi gelen insanın dokunabileceği, onunla ilişki geliştirebileceği bir ortam yer. İstiyoruz ki sanatla daha mutlu olsunlar. Onun için bütün bunlar için çalışmalar sürdürülüyor. Örneğin bir daha çok uluslararası bantta, gidiş geliş bantlarında, daha çok geliş bantlarında işte şimdi Türkiye'de büyük projeler, İstanbul Bienali geliyor. Onun tanıtımını sergileyecek şeyler. Onun arkasından festivaller geliyor. Onun arkasından işte Atatürk Kültür Merkezi açıldı, değil mi? Bütün bu enerjiyi gelen insanlara, çünkü gelen birisi buradan devam ediyor, birisi de ülkeye giriyor. O ülkeye girene de bir öncülük yapabilecek nitelikte bilgilendirici, pozitif bir sergileme düzeni düşünüyoruz. Çok güzel. Sanatla kültürümüzü anlatıyoruz aslında. Tabii ki aslında galiba ve spor.
çok önemli bulunuyor bu konuda iletişim için. Onun için de bizim sanatın çok fazla iyi kullanıldığını düşünmüyorum ben kişisel olarak. Hı hı. Genel olarak ülkemizden söz ediyorum. Örneğin Anadolu birikimlerini kullanmıyoruz yeteri kadar. Evet. Belli sembol binaların içinde kalıyoruz. O kadar nüansları olan bir kültürel coğrafyada yaşıyoruz ki bütün bunlarla gelen insanı kucaklamak, sarmalamak ve ona bu zenginliği sunmak ve ona çok coşkun bir misafirperverlik sunabilmek meselesidir diye düşünüyorum. Ben burası bir kamusal alan da diye düşünüyorum. Hı hı. Bu kamusal alan olarak Türkiye'de şu anda da bu projenin bir öncülük yaptığını da düşünüyorum. Kesinlikle. Onun için de belki işte bir interdisipliner de olsun istiyoruz. İşin içerisine sanatın öteki alanlarını da katalım istiyoruz. Öyle interdisipliner, hatırlayan, hayal eden ve bunu konuklarla paylaşan bir ana merkez. Harika. Peki siz bir havalimanında ne tür eserler görmeyi seviyorsunuz? Bir heykel mi, daha çok tablo mu, dijital sanat mı ekranlarda? Evet, bu aslında kritik bir soru. Çok çok da sorulan bir soru. Şimdi ben buraya gelince bir böyle bir dijital kuşatılmışlık hissediyorum doğrusunu evet. isterseniz. Acaba onu daha yumuşatmak mı gerekir diye düşünüyorum ben. Bu ama benim kişisel görüşüm. Hı hı. Farklı görüşte olan insanlar var. Dijitalleşme biliyorsunuz çağımızın en cilalı çocuğu. Evet. Değil mi? Her tarafta o dijital efektlerin o enerjisi, değil mi? Nüansları, işte çokluluğu, çoğulculuğu insanları çok etkiliyor. Burada ama yeteri kadar dijital ortam var diye düşünüyorum. Mesela ben kendim baktığımda yeni hatırlayan ve çok daha yalın bir malzemeyle burada insanları karşılamak çok daha etkili olur daha diye düşünüyorum. Daha tarihi dokular. Onun mutlaka olması lazım. Şimdi burada müzeye girdiğinizde zaten onu görüyorsunuz. Evet. Çünkü o kadar hız var ki burada. İnsanlar yandan geçiyorlar, oraya gidiyor, oraya gidiyor. Birisi ekranlara bakıyor, öteki tarafta bilmem ne oynuyor vesaire. Orada bir izleyicinin ve yolcunun hafif yorulduğunu düşünüyorum. Onu dinlendirecek, ona acele etme, bir es ver diyebilecek bir ortam yaratmak. Muazzam bir çeşitlilik yaratmak. Öyle kişinin. Kesinlikle. Bir de genç sanatçıları sanat dünyasına kazandırmak için şahane bir yarışma düzenledi. Evet. Ondan da biraz bahsedelim. Efendim bu yani bu proje belki şu son yılların yüz akı bir projedir diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de sanatçının Türkiye'de genç insanın umuda ihtiyacı var. Ben biraz kendi hayatına da bakan bir insanım. Ben mezun olduğumda Türkiye'de sanatçılar için alan açık yoktu. Mutlu olmak istiyorduk. Ya Kanada'ya gidecektik ya da Avustralya'ya gidecektik. Çünkü onlar yetişmiş insan alıyorlardı. Sorunumuz yol parası bulamamaktı. Bu arada bir, şimdi reklam olur diye söyleyemiyorum, bir büyük otel sanat işleri yarışması açtı ve çağrılı yaptı bu yarışmayı. Arkasından biz de gittik, rica ettik, biz de katılalım buna. O otel bizim katılmamıza izin verdi ve bizim Türkiye'de kalmamızın sebebi budur. Bize umut verdi, bize soluk alma imkanı verdi. Onun için şimdi bu ülkede binlerce genç insan bunu bekliyor. Şimdi yaşlılar ve orta yaşlılar, bizler sistemin bütün nimetlerini kullanıyoruz. Gençler müthiş bir engelle karşı karşıyalar ve yalnızlar. Onlara umut vermek zorundayız. Onun için de bizim işte bu şey altı, geçiş altı, şeyin hemen de metronun çıkışı olan projemizi biraz da ben tutkuyla da savundum. Bunu yönetim de kabul ettiler ve de orada çok görkemli bir yarışma açıldı. Çok görkemli de Sayanın Sesi diye bir proje de uygulanıyor. Hem böyle bir Anadolu sesi var işin içerisinde, çağın ışığı var, çağın estetiği var. Bütün bunları yan yana getiren ve de işin içerisinde bir genç kızımız çıktı. Betül Kotil. Evet. Güzel. Betül şeyden mezun. Konya'daki üniversitenin resim öğretmenliği resim bölümünden mezun.
Yani bu hem bu kadar genç olması, hem bir kızımızın olması. Evet, ben pozitif bakıyorum. Kesin, öyle. Muazzam bir şey. Ondan sonra öteki yanıyla da merkezin dışında bir yerde çıkıyor olması bütün gençler için son derece umut verici ve ufuk açıcıdır diye düşünüyoruz. Şunu da yaptık biz orada. Bu bir şey. Bence bizim sanat tarihimiz bunu yazacak. O da şudur. Ödül. Şimdiye kadar verilmemiş bir ödül önerdik biz. Yönetim de bunu kabul etti. 1 milyon ödül verildi Betül Kotil'e. Evet. Şimdi de işi zannediyorum ki Eylül gibi bitmiş olacak ve orada Betül artık çağımız dünyasının aktörlerinden birisi olacak. Bir kez onun işi en çok görülen işlerden birisi olacak. En çok izlenen işlerden birisi olacak. Betül üstelik buna ses ögesini de kattı. Yani daha interdisipliner de bir şey oldu. Görselliğin müziğinin yanı sıra kişisel bir müzik kalite de işin içerisine katılıyor. Son derece ileri bir proje diye düşünüyorum. Ben o projenin Türkiye için çok ciddi bir örnek olacağını düşünüyorum. Geçen gün bir yarışmada da jüri başkanıydım. Şimdi yine isim vermeyeyim. Çok gençler başvuruda bulunmuştu biliyor musunuz? Olağanüstüydü ve genç bir arkadaşımız da orada ödülü aldı. Daha açıklanmadığı için açıklayamam onları. Bence burası en azından gençler için bir gelecek umudu olan ve ben de kazanabilirim, ben de bir aktörüm, benim de savunucularım var diyebileceği bir gelecekçi düşünceyi genç kuşağa aktarıyor diye düşünüyorum. Bundan dolayı da çok memnunum. Çok güzel. Evet. Gerçekten çok gurur verici. Bir de Türkiye'nin dört bir yanından başvuru yapabiliyorlar. Bu çok şahane. 247 kişi galiba başvuruda oldu. 247 muazzam. Proje müthiş bir şey. Belki doğudan bir köyden yeni bir keşif çıkartıyorsunuz. Tabii. Efendim bizim temel meselemizin büyük merkezlerde her şeyi biriktirmek ve işte bazı unsurlara o rolleri vermek. Şimdi bizim sanat ve tasarım eğitiminde çok kıymetli eski kurumlarımız var. Herkes bekliyor ki oradan çıkacak. Hayır, yetenek başka bir yerde ve gelecek üretiyor. Biz onun elinden tutmak zorundayız. Anlatabildim mi? Ve orada o potansiyel var. Onun için ona güvenmek ve ona alan açmak. Bu bence sanat yapıtı üretmek kadar toplum açısından değerli, manevi bir şeydir, sonuçtur diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Evet, evet. Bir de şahane bir müzeniz var. Kendi memleketinizde, Bayburt'ta, Baksi Müzesi. Bunun da kuruluş hikayesini çok merak ediyorum. Olağanüstü bir yapı. Çok teşekkür ederim. Evet, o bir adanmışlık projesi. Ben zaten benim kuşağım o galiba. Biz hayata adanmışlık açısından hep baktık. Ben şeye bağlarım onu, bir muhafazakar bir kültür ortamında doğdum, çok masal dinledim ve de bütün duyduklarım, o zihnime yerleşmiş olan şeyler, siz insan için varsınız, insanın mutluluğu için varsınız ve bütün masal kahramanları Kaf Dağı'na giderler, orada mutlaka işte yarın tedavisi için yarım elma mı getirecek ya da ateşi mi getirecek ya da karı mı getirecek? Bütün bunları büyük bir şeyle anlatırlar bize çocukken. Ama bütün kahramanlar sonunda başarır. Ve onun için masallar bize kahraman olun kardeşim dediler. Onun için bizim çocukluğumuz, o masal dinlemiş çocukluğumuz arkadan hep sen kahraman ol diye bizi bir bakıma daha ötekini, insanı düşünmeye sevk ediyor. Onun için de bizim kuşağın özelliği adanmışlıktır. Baksı da bir adanmışlık projesidir. Onun için işte babama teşekkür etmek için başlayan ve de işte şimdi 20-23. yıla giriyoruz galiba. İnşallah. Evet, hiç beklemediğimiz kadar önemli etkileri olan, çünkü biz dünya müzeciliği için ufuk açıcı bir örnek diye gösteriliyoruz. Ondan sonra biz sadece müze formatı budur diye içine sığmadık onun. Ben öyle de hep öyle de yaparım. Yöneticilik, akademisyenlik dönemimde de dekanlıklarımda da tıkalı bir şey gördüm mü? Ötekiler öyle, ben öyle olmak zorunda değilim. Hep çözüm aradım ve farklı işler yaptım. Burada da dedik ki benim doğduğum köy burası. En iyi hikayesini bildiğim toprak orası.
Orada en iyi insanı tanıyorum. Yani annemin yalnızlığını tanıyorum, babamın gidişini tanıyorum. Babamın geri dönüş sevincini tanıyorum. Bütün bunlar o kadar kıymetli ki. Bunların içerisinden bir değer çıkaralım dedik. Ve de babamı en sonunda işte vefat edince hasret oldu, toprağına götürdük. O dönemde baktım ki bizim kültür maalesef gitmiş. Köy odaları gitmiş, şu gitmiş, bu gitmiş. Televizyonlar, 80'li yıllar bunlar. Biraz küçük televizyon almış herkes, konaklarda kapanmış, evine koymuş. O küçük odaya konak demiş yine, zararı yok desin. En büyük sorunları ne biliyor musunuz? Elektrikler kesiliyor, dizileri iyi izleyemiyorlar. Ya. Ve herkes o camın ışıldamasını bekliyor. Halbuki ötekiler birbirleriyle çok ilgiliydi. Nineler evde masal anlatırdı, büyükler işte kendi sohbetini yapardı, şu vardı, bu vardı, tabii. Türküler söylenirdi. İşte cenk hikayeleri anlatırdı vesaire vesaire. Bu bir zenginlikti, bu bir iletişimdi, bu ortadan kalkmış. O zaman dedim ki madem bu böyledir, babam beni çok destekledi, babama teşekkür için bir köy konağı yapayım. Yani konağı çağımıza taşıyayım diye başladım. İşte kütüphanesi olsun, şu sonunda büyüye, bugünkü Baksı Müzesi haline geldi. Baksı Müzesi oldu ama mimari yapı da sadece Türkiye için bir örnek değil, dünya için şahane bir örnek o. İyi bir örnek, çok beğeniliyor. Orada da şunu yaptık biz. Yani bizim bütün davranışlarımız, benim hep de o oluyor. Bir kez öğrencilerim hep şunu söyledi. Lütfen kendi hayatınıza özen gösterin ve hayatınıza sahip çıkın. Çünkü sizin hayatınız size en açık, seçik bir biçimde insanın kendisini anlatır. Korkularınız orada, işte sakladıklarınız orada, planlarınız orada, programlarınız orada. Kendinizle yüzleşirsiniz kendi hayatınızda, bu insanla yüzleşmedir. Onun için herkesin hayatı kıymetlidir ve de özgürlük oradan çıkacaktır derim. Biz bu müzeyi de planlarken, kardeşim Metin Koçan'la biz ilk projeleri çizerken, kardeşim böyle bir sert bir şey koymak istiyor oraya. Çağ gelsin diye. Çağ getirmek lazım. Onda hiçbir sorun yok da. Acaba o kadar sert mi götürmek lazım? Ben de dedim ki bizim toprak damlı evlerimiz vardı. Tepe ışıkları alan. O modelden hareket ederek biz bunu yapalım dedim. Ve tartıştıktan sonra o da ikna oldu ve işte o merkezi bina hem böyle topraktan çıkar toprağa gider hem de aynı zamanda dağ süliyetine eşlik eder. Yani yerel olan dediğimiz şey budur. Geleneksel olan dediğimiz şey budur. Bir de çağdaş dediğimiz şey budur. Bakın şimdi biz eğer yerellikten söz ediyorsak bu çok kıymetli. Fakat yerelliği taklit ede hiçbir yere gidemeyiz. Doğru. Bizim bir çağın ruhuna sahip çıkmamız lazım. Bir kültür ögesinde üç tane şey var. Coğrafya, tarih ve çağ. Bizim belki Baksı bütün bunları yan yana getirdi. Onun için de sistemi de, müze bünyesi de ve mimari kuruluşu da tamamen kendine aittir. Hiçbir yerden borç alınmış şeyden çaldık. Bizim Anadolu mimarlığından, köylü mimarlıklardan çaldık. Anlatabiliyor muyum? Ve çağdaşla geleneksel olanı da orada birleştirdik biz. Ve orada üretimi kattık. Bizim müzemiz, sizi sevindirecek bir şey daha söyleyeyim, vakfımız kadınların yönettiği bir vakıftır. Ben hariç herkes kadın. Evet. Şimdi büyük bir kadın istihdam merkezi açıyoruz. Ve bu projemiz evvelki sene MİP'imde, uluslararası fuarda Future Project dalında ödül aldı. Böyle de bir bina yapıyoruz. Yanında kreşi olacak. Bizim kadınlar gelecekler. Hem eğitim alacaklar, hem uygulayacaklar ve bunun içerisinde hep kadın olacak. Kadının istihdamını önemsiyoruz, üretime katılmasını önemsiyoruz. Yani biz müze olarak sadece işte sergiyi açtık, gelin görün meselesi değil, oradaki hayata dokunma meselesi. Biz çocuklara burs veriyoruz. Yani çok miktarda burs veriyoruz ve şimdi değiştireceğiz onun sistemini. Belki bir yaz akademisine doğru gidiyoruz. Uluslararası bir yaz akademisi açacağız. Onun için de o toplumun içerisindeki o çağcıl enerjiyi ve o hafızayı, birikimi bir yere getirip oturtmak istiyoruz. Anadolu ödülleri veriyoruz. Bu sene üçüncüsü olacak. Çünkü Anadolu'yu biz terk edemeyiz. Anadolu bizim. Anlatabildim mi? Anadolu bize İnsanoğlunun derin hikayesini anlatır eğer okuyabilirsek gibi böyle bir benim ön yargılarım var. Onların üstünden gidiyorum. Ön yargılar hep olur hocam, hep olur.
Doyamadık sohbetinize gerçekten. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Ayrıca burada başladığınız programınızın da hayırlı olmasını diliyorum. Çok çok teşekkür çok ediyorum ben de. Sağ olun. Lütfettiniz. IGART will bring a great contribution to the cultural and artistic environment of our country. IGART is opening opportunities for artists. IGART art contests are where artists can easily submit their work. This perspective of looking towards the future has an important role in promoting art, creating new opportunities, and providing areas for more artists to work. Now time for the flight. Let's go to gate. Thank you for joining us today. See you on next episode. Bye bye.